Grafiğine asla eklenmeyecek şeylere bakacağız. Ama videoya geçmeden önce izleyenlerin %99'u abone değil. Aşağıdaki kırmızı butona basarsan beni çok mutlu edersin. Aşağıdaki linkten Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Hatırlatma olarak gösterdiğim mod paralı olduğu için başka bir kişinin gözünden göstermek zorundayım. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Videoya geçelim. İlk başta blok kırma animasyonumuza bakalım. Blok kırdığınızda parçalara bölünen güzel fizik ekliyor. Tabi gerçek hayattaki fizikle aynı. Köşe bir yeri kırarsanız havada hiçbir blok kalmaz. Gelelim pelerinlere. Pelerinlerimizin çok bir fiziği yok biliyorsunuz aşağı yukarı. Ama bu fizikte pelerinizin rüzgara göre ve hareketinize göre hareket eder. Ayarlar kısmına istediğiniz pelerini ayarlayabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Dünyadaki her cismin bir ağırlığı vardır. Yani bir şeye dokunduğumuz zaman hareket eder sağa sola. Burada da aynı şekilde sarmaşıkların üzerinden geçerken ilerlediğimiz yöne doğru sallanıyorlar. Baya güzel. Kayışımız normal oyunda düz gözükürken burada kayışın bir dinamiği var. Sallanması da dahil hepsi çok iyi hazırlanmış. Ve oltamız evet gerçek hayattaki de aynı sayıdır. Olta ipimiz çok gerçekçi olmasıyla beraber attığımız yere kadar gözüküyor. Böyle çok daha gerçekçi bir animasyona sahip. Blokları kırarken çıkan parçacıklar muazzam. Kesin olarak Minecraft'a eklenmez. Taşı kırarken taşın küçük parçaları ayrılıyor olması daha gerçek bir fizik sağlıyor. Onları ittiğinizde aşağı doğru fırlıyorlar. Kar topları hem 3D görünümleri hem de attığınız yerde kalması, Ender Pearl'ün efekti, kar topunu ağaca attığınızda patlayıp etrafta çıkan parçacık animasyonları gelse çok iyi olurdu. Burada gördüğünüz gibi kar toplarını attığımızda hemen yok olmadıkları için yüzey üzerine birikiyorlar. Bu sayede onların küçük bir bölmeye sıkıştırabiliyoruz. Bu fiziklerle daha gerçek bir Minecraft'a sahip olabiliyorsunuz. Ama videonun başında gördüğünüz gibi Minecraft'a asla eklenmeyecek olan fizikler bunlar. Görmemiz biraz zor o yüzden. Kırdığınız her şey dağılır. Karlar daha gerçekçi ve fiziğe göre yürüdüğünüz zaman arkanızda iz bırakırsınız. Kamp ateşi zaten duman çıkarıyor biliyorsunuz. Ama bu fizikte duman daha belirgin değil de sis gibi az gözüküyor. Hem fiziğe uygun hem daha gerçekçi. Bir ağacı yaktığınız zaman ağacın üstü kapalı olduğu için dumanlar yandan yukarı doğru fışkırır. TNT patlattığınızda gerçek hayattaki gibi dumanlar yükselir ve ölen hayvanlar parçalara ayrılır. Bunun da bir fiziği ayrı. Bir dağın içini patlattığınızda ağaçlar yandığından farklı gözükür. Creeper'lar patladığında parçalanır. Hayvanları öldürdüğünüzde parçalara ayrılır. Fizikten bahsediyoruz. Tabii bu normal. Bir ghast öldürdüğünüzde, koyun kestiğinizde, biraz Minecraft bloklarının dağılışını, fizik kurallarını izleyelim. Geldik su fiziğine. Suyun akışını, akarkenki hareketi, dağılışı, örnek verecek olursak biliyorsunuz karpuzun %95'i sudan oluşmakta. Bu yüzden onun içinden su çıkması oldukça mantıklı olurdu. Biri Minecraft'ın klasik suyu, diğeri ise fizikte kullandığımız su.
Bugün sizlerle Minecraft'ta asla eklenmeyecek fizikler hakkında konuştuk arkadaşlar. Videonun sonuna geldik canlarım. Sizce gösterdiklerim Minecraft fiziğine eklenecek mi? Yorumlarda belirtin. Buraya kadar izlediyseniz videoyu sevmiş olmalısınız. Biliyorsunuz YouTube kanalımız algoritmadan düşüyor. Büyümek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Aşağıdaki kırmızı butona basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de like bırakırsanız efsane olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.